Aslı, iyicene kaptın sen bu işe. Gerçekten mi? Teşekkürler ustam. Bir saniye ustam. Ustam, bu bugünkü çizimim nasıl olmuş? Yani yapabilir miyiz? Çok güzel olmuş. Yaparız tabii. Hemen başlayalım o zaman. Hadi. Ay ne ya? Sabahtan beri 2 dakika oturmadım. Bir de üstüne Murat Bey'in çenesi. İçerisi insan kaynıyor. Yardım ister misin Gonca'cığım? Ay çok iyi olur. Sabahtan beri bir içeri bir dışarı canım çıktı. Adama eleman dayanmıyor. Allah'tan bugün kurtuluyorum buradan. Bugün mü? Ya gerçekten işten ayrılacak mısın, emin misin? Eminim tabii kızım, her şeyi ayarladım. Nasıl? Kızım çok güzel görünüyor. Fotoğrafta bile böyleyse. Ben sana söylemiştim kızım. Ay artık burada da aşık olmazsam. Sen oraya çalışmaya mı gidiyorsun yoksa? Ya ne var canım? Çalışırken bir de yaz aşkı yaşasam fena mı olur? Fena mı olur? Dışarıda insanlar servis bekliyor. Siz burada lak lak. Pasta hazır değil mi hala? Hazır olmak üzere müdür bey. Söylediğim gibi özen gösterdin değil mi? Müşteri patronun samimi bir arkadaşı, ona göre. Sorun istemiyorum. Aslı, işini bırak, siparişi sen götüreceksin. Peki müdür bey. Hadi sen Gonca'ya birazcık yardım et. Pasta hazır olmak üzere zaten, ben getiririm. Fazla bir iş kalmadı artık. Tamam usta. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Şükran Hanım'ın bilgisi var. Emel dersiniz. Bir dakika bekleyin. Buyurun geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Nasıl, rahat geldin mi? Hoşça kal hayatım. Nalcığım, hayırlı işler canım. Sağ ol. Romantik komedi izleyelim. Tamam. O da olur. Evet, mısırlar da getirdim. Kanka, romantik komedi izleyelim diyoruz. Ne dersin? Ha? Ben zaten hep Gonca izlediğim için bana fark etmez. Önemli değil yani. Of, serseri ya bu. Heh, ne var Monçik'im? Monçik nerede? Ben ne bileyim, şunu anında çıktı Monçik diye. İyi, hadi gelin. Hadi dışarı geçelim de izleyelim. Hayır, televizyon orada. Merhabalar. Merhaba.
halde bir soru mu var? Niye benzinlikte durdun? Benzinimiz bitiyor Nihat Bey. Belki çiftlik evine kadar götürmeyebilir. Ben bir fulleyeyim de. Tabii tabii. Riske atmayalım. Çalışacağız. Gelmek ister misin? Bu akşam gelemem. Danca dersi. Edward'la buluşma. Buluşma mı? Hı-hı. 3 hafta sonra evleneceksiniz ya. Biliyorum ama son zamanlarda okulla ve düğün planlamasıyla çok meşguldük. Birlikte zaman geçiremedik. Aklım telefonuna bir şey geldi. Hoş buluşacaksınız. Yarın görüşürüz. Olcan. Tamam. Olur. Mesaj geldi herhalde. Sen yanımdasın ya. Yavaş. Sorun. Şu an hiçbir mesaj beni ilgilendirmiyor. Önemsediğim tek şey kollarımda zaten. Yine mi? Ay olsun ya. Belki önemli bir şeydir. Of. Görünüşe göre önümüzde çok ağır bir virüslü allık var. Bir makyaj çantası. Annemler. Ne? Hani? Ne? Ne yapacağız şimdi? Annemler buraya geliyormuş. Nereye gidelim, nereye sakınalım? Ya sakin ol, sakin. Ya da sakin olma. Hadi hadi hemen toparlanmamız lazım. Hadi çıkalım. Koş 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 götür götür götür. Koş bunları çık. Bulaşıkları yıkadık, kuruladık. Yerlerine yerleştirdik. Çok sağ olun aşkım ya. Hiçbir şeye dokunulmamış gibi. Ya bir şey unutmadınız değil mi? Yok yok unutmadık ya unutmadık ben baktım. Ya hadi o zaman hadi daha yakalanmadan bir an önce çıkalım hadi hadi. Hadi hadi. 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 Havasız değil. Evet, pek güzel. Canım benim, şöyle güzel ılık bir süt ya da güzel bir bitki çayı yapayım mı, içelim mi? Ya Selda'cığım, canım hiçbir şey istemiyor biliyor musun? Biraz yorgunum, bir an önce gidip yatsak iyi olacak. Tamam bir tane, doğru. Dinlenelim. Hadi sabah kalkar şöyle güzel bir kahve yapıyoruz. Tabii. Ya bir şey unutmadık değil mi? Hayatım merak etme. Bir şey unutmadık. Baktık ki hepimiz. Sadece ben 4 defa kontrol ettim koca evi. Doğru. Aman bizde şans olsa zaten. Pasaportuna bir miktar para. Pasaportu aldın annem görmedi değil mi? Gizlice aldım. Sağ ol kuzen. En kısa zamanda geri öderim. Lafım olur kuzen. Saçmalama. Planı ne peki? Vizem var zaten. Bir uçak bileti alıp peşine düşeceğim. Başka şansım yok. Sen gideceğin tarihi bana söyle. Uçak biletini de ben ayarlarım. Bir bilsem. Bakacağız, öğreneceğiz bir şekilde. Aslı'nın gidecek olmasına hala inanamıyorum. Ben de. Eğer istersen onunla konuşurum. O gitmeyi kafasına koymuş bir kere. Sen onun ne kadar inatçı olduğunu bilemezsin. Olsun ben yine de konuşayım. Belki bir yardımım dokunur.
Sağ ol kuzen. Bence birbirinden ayrılmayacak şekilde iyi karıştılar. Almışım. Fark ettim. Aslı. Ya ben bu konuyu açmadan yapamayacağım. Tamam, ben gitmeni anlıyorum. Ama biraz acele bir karar değil mi? Yani buna emin misin? Eminim Volkan. Yani bu herkes için en iyisi olacak. Herkes için mi? Yoksa Burak da senin için mi? Aslında ikisi de. Benim bu yaşadıklarımdan gerçekten artık uzaklaşmam gerekiyor. Aslı bak, aklında Burak olduğu sürece nereye gidersen git, hangi şehre, hangi ülkeye fark etmez. Bu bir işe yaramaz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben Burak'a doğru söylemedim. Onu bir daha görmek istemediğimi söylemedim ona. Bu aşk beni gerçekten çok yordu, çok yıprattı. Bir keresinde sen bana iki insan birbirini severken her şeyin yolunda gitmesi, her şeyin daha kolay olması gerekmiyor mu diye sormuştun. Ben de sana daha önce bir ilişki yaşamadığım için bilmediğimi söylemiştim. Artık biliyorum. İşte bu yüzden gitmek istiyorum ben. Çünkü acı çekiyorsun. Artık bu yaşadığım acıdan kurtulmak istiyorum. Tekrar nefes almak istiyorum ve bunun tek çaresi buradan gitmek. Madem konu itiraflardan açıldı, benim de sana bir itirafım olacak. Neymiş? Her ne kadar belli etmesen de bence sen de bunun farkındasın. Aslı, ben çok uzun süredir seni gerçekten seviyorum. Ve yanımdan seni kaçırmam beni o kadar üzdü ki. Gonca ile konuşmanızı duyduğumda ne kadar pişman oldum biliyor musun? Volkan, ben de seni çok seviyorum ama ikimiz imkansızız. Hani ben sana hep herkesin bir ruh eşi olduğunu söylemiştim, hatırlıyor musun? Bir ömür boyu büyük bir aşkla bağlandıkları ve birlikte yaşlanabilecekleri. İşte benim ruh eşim Burak. Ya anlayamıyorum. Daha az önce ondan kurtulmak için her şeyi yaparım diyordun. Bir söyledim tutmuyor değil mi? Ben bu yaşadığım acıları unutursam ve çok güzel anlar olarak hatırlamaya başlarsam eğer, Burak'ı hayatım boyunca hiç görmeyecek olsam da o benim ruh eşim. Ben onsuz bir hayat zaten düşünemem. Çağla haklıymış. Nasıl yani? Sizin ilişkinizi fark ettiğimizde Çağla bana Burak'ın kavga ederken tavladığı kızı, sen sevgili numarası yaparken elinden kaçırdın demişti. Bu yüzdenmiş demek ki. Ruh işi olduğunuz için. Ya ben bunu geç fark ettiğim için gerçekten pişmanım. Ama erken fark etmiş olsam, biz birlikte olsak, o ruh işine hiçbir zaman ulaşamayacaktın. Ama sana şunu sözünü veriyorum. Bütün duygularımı kenara bırakacağım. Ya ben çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Seninle çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Ya biz böyle devam edelim. Volkan, inan ben de daha başka bir şey istemiyorum senden. Üzüyorsun. Seni böyle görecek için parçalamıyorum benim. Anne saçlarımı kesti. Olsun. Kısa saçlı sana çok yakışacak. Bir de bunun için üzme kendini. Ha? Çok yakışacak. Anne.
Seni çok seviyorum. Yavaş. Abartma. Hala abartma diyor ya. Şu haline bak. Ama sen merak etme. O Gani'yi daha beter edeceğiz. Bak. Bu gece için kimseye bir şey söylemek yok. Hele Gani hakkında konuşmak kesinlikle yok. Partide kavga çıktı. Ben de ayırmak için araya girdim. Tamam mı? Tamam kuzen, merak etme. Sessiz ol, sessiz. İyiyim ben. Ya ne oldu? Anlatsana. Ufak bir kaza atlattım. Ama merak etme, iyiyim şimdi. Annemlere görünmeden odaya geçeyim ben. Tamam. Bile bırak efendi. Burak'cığım, biz de bahçeye çıkalım mı biraz? Hava alırız. Olur, çıkalım. O zaman izninizle. Ay. Canlarım ya. İçeride bir şey belli etmek istemedim ama çok sinirliyim sana Burak. Yemekte gayet mutluydun Çağla. Teşekkür edeceğine bir de böyle bir tavır, öyle mi? Ne yapsaydın, babanın anlamasına izin mi verseydin? Neredeydin bütün gün? Kulübe gittim, orada da yoktun. Rezil oldum herkese. Sen beni merak etmek yerine rezil olduğunu mu düşündün? Merak ettim tabii ki. Ama Burak, senin bu son zamanlardaki sorumsuz davranışların artık çok olmaya başladı. Ben sana nasıl davranmam gerektiğini şaşırdım. İlişkimiz artık ciddiyet kazanacak. Sen de kendine bir çeki düzen ver lütfen. İlişkimizin ciddiyet kazanıp kazanmayacağını bıraksınlar da biz karar verelim Çağla. Öyle değil mi? Ne demek oluyor şimdi? Oyun mu oynuyoruz burada biz? Burak, Burak çek şu köpeğin. Ya Burak çek şunu dedim. Ben kralı kulübesine götüreyim. Bakma canım, elimde değil, korkuyorum. Tamam Çağla, uzatma. Az kalsın yanıyordum sen. Aşkım, bak ailelerimiz çok mutlu. Ben de kendi adıma elimden geleni yapıyorum. Sen mutlu musun peki Çağla? Ya, mutluyum. Yakında sözleniyoruz. Çağla, benim sana bir şey söylemem gerek. Dinliyorum bunu. Çağla, biz... İlişkimize bir süre ara versek iyi olacak.
Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.